Afyon'da ne oluyor diye biraz anlamak için eski il başkanlarını, yeni il başkanını, Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerini de aradım. Ben şöyle bir şeyi bekliyordum. Bak, çok samimi söylüyorum. Ya ne bekliyordun Barış? Burcu Hanım hani bir maksadını aşan bir söz söyledi diyecek falan diye bekliyordum. Ben sen aktarmaya başlamadan önce öyle demiştir diye düşünüyordum. Barış ha. Öyle bir şey demez ki. Hayır hayır, ben Burcu Hanım için ben demiyorum. Ben de biraz sonra abi Burcu Hanım için demiyorum. Ha tamam. Benim şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin oradaki önemli isimleriyle konuştum. Mesela bunlardan biri Afyon Karahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan. Şu an mevcut il başkanı. Ve kongre sürecinde Burcu Köksal'la ters düştüler. Burcu Köksal Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Faruk Duha Erhan ve arkadaşları 12 delege ile birlikte Özgür Özel'i desteklediler. Yani kongrede zıttılar. Ben şöyle bir şeyi bekliyordum il başkanından. Ya bir işte yanlışlık oldu, maksadını aştı falan diyeceğini düşünüyordum. Aynen şunu söyledi. CHP'nin değişimci Afyon Karahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan bana şunları söyledi. Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden beri DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor dedi. Hoppala. Ya Gürkan Acır. Zaha Özgür Bey'in ben onu da düzeltmesi bakın, lazım. Orada. Şimdi mi? Şimdi şu anki aktif il başkanı mı var? Mevcut il başkanı. Gürkan Acır, buradaki mesele şu. Böyle karşılıklı gidelim, ben de bir ekleme yapayım. Tamam, sonra da şunu da bir kısaca söyleyeyim mi abi? Çok özür tamam, dilerim. Buyur. DEM partililerle ne konuştum onu biraz sonra sıra bana gelince anlatırım. Sonra bazı başka Cumhuriyet Halk Partilileri aradım. Ya dedim ki bu Afyon'da ne oluyor dedim. Hakikaten hani biz başka bir evrende mi yaşıyoruz? Afyon siyasetçileri mi başka bir evrende? Söyledikleri şey şu. Birkaçı şunu söyledi. Dediler ki burada iktidar uzun bir süredir işte Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi kazanırsa DEM partililere eş başkanlık verecek, DEM partililerle yönetecekler diyor. Burcu Hanım biraz bunun baskısından da kurtulmak istiyordu. Ta ilk günden beri zaten bunları söylüyor. Afyon'da milliyetçi muhafazakar seçmen çok fazla olduğu için bu söylem, yani Burcu Hanım'ın bu söylemi burada karşılık buluyor dediler. Sonra ben birkaç eski il başkanını, il yöneticilerini, eski il yöneticilerini de aradım. Hani onlar daha rahat konuşurlar çünkü resmi açıklamanın dışında. Şunu söylediler, özetle söylüyorum. Burası Afyon Karahisar, buranın siyaset tarzı bu. Özgür Özel'in kurultayda Demirtaş'a selam yollamasından sonra Afyon'da bize oy verenler de kardeşim ne değişti diye sormaya başladılar. Burcu Hanım seçim başladığından bu yana uzun bir süreden sonra potaya giren İlk Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayı, muhtemelen de belediyeyi kazanacak. Dolayısıyla da Burcu Hanım Afyon Karahisar halkının düşüncelerine tercüman oldu. Yerelle ait bir mesaj değil ama bu işte bak yani ulusal bir kanalda evet. CHP'nin genel başkanı topa giriyor. Şimdi Afyon'a onu, Afyon'da sınırlı kalacak Afyon bir mesaj Karahisarlar, değil bu. Dur yorumlayacağız bir Afyon Karahisarlılar. Tam bir Afyon dataları merkezli, alalım. Afyon Karahisarlılar Afyon merkezi konuşuyor. Ben tamam. Çok özür dilerim. Şunu da yaptım. Yani kongrede değişimci olan ve kongrede Kemal Bey'i destekleyen isimlerle konuştum. Yani dedim ki acaba bizim bilmediğimiz, anlamadığımız bir tartışma mı var ama çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. Kimi aradıysam Burcu Hanım'ın açıklamalarının arkasında durdu. Değişimci olsun, geçmişte Kemal Bey'i destekledi. Barış arkadaş senin ne güzel işte, şöyle senin anlamana biz yardımcı olalım. Gayet ne var? Konuş şu. Birlik var gayet güzel. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu Afyon konusunda. Evet, Gürkan Acır, Barış arkadaşın anlamadığını biz anlatmaya çalışalım. Kolay şu. Deme karşı gelmişler. Sizin burada Barış arkadaş anlamasın seni. Abi anlar ya. Bir şey söyleyeyim. Yok lazım. Yok şöyle. Deme kapıyı kapatmış. Ben orada da bir birlik varmış. Demiş ki Afyon'un bütün ben bir şey söyleyeceğim. Bakın konu şu. Konu şu. Biz İl başkanımızın ve belediye başkanlarımızın arkasındayız. Hep beraberiz demişler. Demle de ittifak kapatmışlar. Tamam. Sizin buna destek vermeniz tamam. lazım. Ben de normal müsaade ederseniz söyleyeyim. Bir. Belki veriyordur. Şimdi mesela. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı Sayın Özgür Özel. Dedi ki sürçülisan dedi. kapatmaya çalıştı. Çok net. Çünkü neden? İstanbul'da, esas Mersin'de. Burcu Hanım beni aradı düzeltin dedi diyor. Esas orada şüpheli durum var. İstanbul'da, Mersin'de, Antalya'da
DEM'le bir ittifak var. Kent Uluslararası bunun adı. İşte size göre ittifak. Şimdi şöyle, çok net. 31 Sinan tane. Bey, bir saniye, size göre çok ittifak. Bağışlayın beni. Bak, şimdi bir dakika dur. Önce mevzunun bir özünü tamam, bir alalım. Geleceğim. Ondan sonra ben zaten tek Barış tek anlattı. Hayır hayır, bir dakika, şimdi detaylar var. HDP'liler ne diyor? Biraz sonra şimdi onu bir alalım. Ben sizin diyorum. Yorumlarınızı tek tek alacağım. Merak da ediyorum. Ama önce bir bilgileri alalım. Bilgiler evet. Üzerine bir analiz yapmanızı isteyeyim. Olur tamam. Mu? Barış, tamamla istersen sen. Demlilere de gel. Yani anladığımız şu. Afyon Karahisar da CHP eski, yeni, değişimci, mevcut hepsi Burcu Hanım'ın arkasında. Öyle evet, ben öyle bir tablo gördüm. Vay be, çok enteresan. Ben, net. Ama tebrik bu arada abi. Mehmet Recep'in işaret ettiği gibi mevcut şeyde il başkanı Özgür da kendi Özel. Genel başkanı. Demek ki kazanma ihtimali çok Özel ortada kalıyor bu olabilir durumda herhalde. Esas problem ben... orada. Özgür Özel açığa düşüyor şu anda. Evet, doğru. Şimdi bakın, ben mevcut il başkanıyla konuştum. Kendisine dedim evet. Ki Sayın Başkan dedim, bunu bir demeç olarak alıyorum dedim. Şu anda da bizim yayınımızı izliyor. Tamam, bir düzeltmesi varsa da gönderelim. Ya bence bağlansın Burcu Hanım. Ben bağlanmak bir istemedi. Bir iki şey soralım. Mehmet Acet. Ya mesela Özgür Bey'le görüşmüş mü gerçekten? Bir bağlanmak, yaz istersen. Yani Özgür Özel'le ya. Burcu Köksal görüşmüş mü? Bağlanmak istemiyor hiçbiri. Tamam. Şöyle, ben DEM Partilileri de aradım. DEM Partili bazı yöneticiler isimlerini vermek ve polemiğe girmek istemediler. Ve dediler ki, yani bu seçmenimizi üzer dediler. Bu açıklamalar seçmenimizi üzer. Tabii ben Burcu Köksal'a şunu da sordum. Burada hengamede notlarının arasında var da. Burcu Köksal'a dedim ki, yani DEM Partililer hizmet alamayacak mı sizden? Hah. Ben dedi, ayrımsız hizmet yaparım Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına. Fakat DEM Partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz dedi. Yani bu eş başkanlık. Çünkü dedi ki burada çok... Belediye meclis üyesi olamaz. Zaten belediye meclis listesine baktım. DEM Parti'nin D'sinin izi yok. Bile yok. Yani hiç yok. Zaten DEM Parti çok aktif de değil Afyon. Şimdi çünkü evet. Cümle biraz Afyon'da oraya da gidiyordu. Zaten... Hani Demliler benden hizmet şöyle, de mi alamaz? Hayır, hizmet yok, konusunda yani ben dedi. Belediye ha, öyle anlaşılmaz ama. Yani. Şöyle, ben dedi. Anlaşılmaz. Ama biraz sansasyon oraya doğru gitti. Burcu Köksal. Şöyle demiş yani, DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Tamam. Ama işte yani demek Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye oy veren vatandaş yönetmiyor zaten belediyeyi. Peki. Burcu Köksal'ın söylediği şey şu. DEM Partili hiçbir yönetici burada eş başkanlık, belediye meclis üyeliği, benim listemden falan bunlar zaten söz konusu olamaz. Ama hizmette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zaten ayrımsız bir hizmet yapacağız dedi. Ben DEM Partilileri de aradım. Bazı DEM Partililer isimlerini vermek ve polemiğe girmek istemediklerini söylediler ama bu sözler bizim seçmenimizi kırar dediler. Ama ismini vererek konuşan kim oldu? Saruhan Oluç, DEM Parti Grup Başkan Vekili. Tamam işte en yetkili şimdi, isim. DEM Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'la da konuştum. Saruhan Oluç çok böyle ne söyleyeyim, çok kibar konuştu, tamam mı? Ne ya güldü ya? Dedi ki ya ben ne diyeyim şimdi dedi. Sonra şu açıklamayı yaptı. Yorum yapmayı gerektirecek ağırlıkta bir açıklama değil dedi. Ha. Bak biz zaten dedi Burcu Hanım'la grup başkan vekilleri olarak mecliste çalışıyoruz. Ama bu sözleri ayrımcılıktır. Çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum dedi. Hmm. Ama ayrımcılık olarak bunu ifade etti. Tamam. Onu söyledi. Sendeki bilgiler bu kadar mı? Yani evet, genel peki. Olarak bunlar. O zaman Acet'te başlayalım şimdi, sonra Can Öztürk'te devam edelim. En son Sinan Bey. Şimdi birincisi burada DEM Partililere sonra İstanbul'u da sordum. Tabii onları konuşalım. Yeni soru işaretleri daha ciddi hale getiriyor bu meseleyi. Yeni şüpheler, yeni kuşkulu durumlar ortaya çıkıyor. Barış'ın aktardıklarıyla Burcu Köksal'ın ağzından. Şimdi bir soru bir. Özgür Özel ne diyor? Ben diyor Burcu Hanım'la görüştüm. Sürçülisan ettiğini söyledi. Lütfen beni düzeltin dedi. Diye rica etti lütfen diyor. Beni düzeltin. Şimdi açıklayın. Evet, şimdi Barış arkadaşa ne diyor? Ben sözlerimin arkasındayım diyor. Ve DEM Partililerle Afyon'u yönetmeyeceğiz diyor. Hı hı. Bu bir sürçülisan değil, onu tekrar edeyim. Yani sürçülisan, yani niyetinizde aklınıza aldığınız şeyi başka türlü ifade etmenizdir. Sürçülisan demin söyledim. Ağzınızdan yanlışlıkla yani çıkmasın. Küçük çekmece yerine büyük çekmece demeniz mesela sürçülisandır. Şimdi burada yani varsa, var idiyse bir maksadını aşan bir ya da işte düzeltilmesi gereken bir ifade. Burada da düzeltmiyor, ben diyor sözümün arkasındayım diyor. Dolayısıyla burada Sayın Özgür Özel açığa düşmüş oluyor. Kendi grup başkan vekiline karşı Özgür Özel açığa düşmüş oluyor. Ben
burada şu soruyu ortaya bırakacağım bu durumda. Yani iki isimden biri doğru söylemiyor. Bence açığa düşmüş olmuyor. Diyor ki Sayın Başkan adayı, ben diyor DEM partililerle yönetmeyeceğim diyor. Burada siz şunu anlamak doğru olmaz. Yani DEM Parti'ye oy veren vatandaşlar, zaten vatandaş yönetmeyecek orayı. Orayı seçilen belediye meclisüyeleri ve belediye başkanı yönetecek. Tamam. Haklı olarak genel başkan da şunu diyor. Bu diyor yanlış anlaşıldı. Biz bütün partilere hizmet vereceğiz diyor. Bütün partilere oy veren vatandaşlar bizden hizmet alacak diyor. Burada yani anlaşılacak bir şey yok ki. Kendisini böyle düzeltmesini... Bir çelişki yok yani ortada. Bakın Burcu Hanım, işte başkan, Özgür Özen genel başkanın kendisini düzeltmesini yanlış anlaşıldım. Onaylamıyor. Yanlış anlaşıldım. Burada benim sözlerim DEM Parti'de... Öyle bir şey yok, yanlış anlaşıldım oy... da demiyor. Var mı öyle bir şey? Yanlış. Özgür Özel açısından, Özgür Özel'in yaptığı açıklama açısından söylüyorum. Burada da gayet doğru söylemiş. Yani bir şey yok ki burada. Ortada tartışmayı gerektirecek DEM Parti'nin... DEM Parti'ye oy veren vatandaşları kapıyı kapatacak diyecek veya DEM Parti ile yöneticilerle aman yanlış anlaşıldı. Bizde bir ittifak var da burada Burcu Hanım böyle yaptı, bizim ittifakımıza zarar verir gibi bir şimdi anladım sizi. Ya, öyle bir eleştiri şöyle, yapmak istiyorsunuz ama bu çok gerçekçi değil. Hayır, tutmuyor şöyle, yani. Şimdi bak çok açık yani Barış arkadaşa yanlış anlaşılacak bir durum yok açıklama, ortada çünkü.